Bismillah, tevekkeltu alallah, la havle ve la kuvvete ve la kudrete illa billah. Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Çok kıymetli TV 52 izleyenleri, değerli gönül dostlarımız. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri çok güzel bir sözünde der ki, akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Her türlü amelimde çok ahesteyim. Kabrim beni bekliyorken dünyalık hevesteyim. Uyandır artık ya Rab, belki son nefesteyim. Değerli TV 52 izleyenleri, değerli gönül dostlarımız, bizler belki farkına bile varmadan ömür sermayemiz her geçen gün biraz daha eksiliyor. Bazı insanlar Cenab-ı Hakk'ın bahşetmiş olduğu ömür sermayesini oyunda, oynaşta, mala yani işlerde harcarken, bazı insanlar da var ki bu sayılı nefeslerin, bu sayılı ömrün içerisinde Cenab-ı Hakk'a biraz daha nasıl yaklaşabilirim, hayatımı biraz daha güzel nasıl idame ettirebilirimin derdine düşüyor. Bizler bugün Allah nasip ederse bu programımızda zamanı en verimli nasıl geçirebiliriz, nasıl değerlendirebiliriz? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de zamanla alakalı biz insanoğluna nasıl bahsediyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde zamanla alakalı bizlere hangi akılları veriyor, hangi öğütlerden bahsediyor? Bunu konuşacağız. Bugünkü stüdyo konuğumuz özü ve sözü ile etrafındaki insanlara Cenab-ı Hakk'ı hatırlatan ve özellikle benim nazarımda biz gençlere değer veren, elinden geldiği kadar önümüzü açmaya çalışan kıymetli Altınordu müftümüz Sayın Abdullah Söylemez hocam bizlerle beraber. Sözü fazla uzatmadan ben değerli hocama dönmek istiyorum. Değerli hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk kıymetli kardeşim. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum buradan bizi izleyen bütün kardeşlerimize. Allah razı olsun. Hasaten de bize bu imkanı sunan, vesile olan size, TV52'nin yöneticilerine, burada emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Razı olsun. Sağlık sıhhatiniz iyi hocam. Elhamdülillah. Bir koşturmaca. Evet. Elhamdülillah. Allah güç kuvvet nasip etsin. Yani az önceki fragmanda da yılla alakalı bir değerlendirme yapılırken zor bir yılın ardından diye bir cümle geçmişti evet. Orada. Gerçekten herkes için, bütün insanlık için, bütün dünya için, Müslümanlar için zor bir zamandan geçiyoruz, zor bir dönemden geçiyoruz. 2020 yılının son gününü, günü bitirdik aslında. Miladi olarak yeni bir yıla başlangıç yapacağız tabii. Şunu söylemek lazım, bir dua, her zaman yapmamız gereken bir dua belki. Cenab-ı Allah gelecek günlerimizi geçirdiğimiz günlerimizden daha hayırlı eylesin inşallah. Amin hocam, Allah razı olsun. Kıymetli hocam bugün zamanı konuşacağız Allah nasip evet. ederse. Zamanı en verimli şekilde nasıl geçirebiliriz? Ondan bahsedeceksiniz inşallah. Değerli hocam, her zaman şöyle söyleniyor. Zaman en değerli hazinedir. Evet. Ben de diyorum ki hocam, hiçbir gücün bir saniyesini bile geri getiremediği bu zaman hakkında neler söylemek istersiniz? Zaman nedir? Zamanın önemi nedir hocam insanlar için? Eyvallah kıymetli kardeşim. Sevgili izleyenler, Bismillah, hamdenlillah diyelim. Sözümüz bereketli olsun inşallah. Zaman, şöyle bir tanım yapılıyor. Baki olan Cenab-ı Allah'ın, fani olan bizler için ayırmış olduğu süre, aslında zamanı yaratan bizzat Cenab-ı Allah. Bu zamanın içerisinde bize ayrılmış olan süreye biz hayat diyoruz veya ömür diyoruz. Ama Cenab-ı Allah'ın bize İkram etmiş olduğu bu zaman dilimi, bir o an, ömür veya hayat, yaşam diye söylediğimiz o an o kadar kıymetli, o kadar bereketli ki siz de ifade ettiniz. Geri gelmesi mümkün değil. Trilyonları zamanla kazanabilirsiniz. En değerli şeyleri, dünyada insanların peşinden koştuğu ne varsa her bir şeyi zaman içerisinde elde edebilirsiniz. Yakutları, elmasları, altınları, aklınıza gelen bütün dünya varlıklarını. Ama bunların hepsini verseniz, en kıymetli maddi olan bu hazinelerin her birisini toplayıp verseniz, geçirdiğiniz bir anı bile satın alamazsınız, geriye getiremezsiniz. O kadar kıymetli bir şey demek ki. Bir Müslüman açısından zaman, Cenab-ı Allah'ın bir nimeti ve bize olan bir emaneti. Öyleyse nimetin hakkını vermek lazım, emanete sahip çıkmak lazım. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah,
ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Sonra siz size verilen bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz buyuruyor, ifade ediyor. Öyleyse bu nimet, Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu bu nimetin biz her saniyesinin, her anının, her dakikasının, her gününün, aldığımız her bir nefesin hesabını mutlaka vereceğiz. Allah-u Teala bize bu zamana önem vermemiz gerektiğini ifade etmesinden maksat, bakınız, insanın hayatının evrelerini anlatıyor. İnsanın yaşadığı zamanın bölümlerinden bahsediyor. Mesela Cenab-ı Allah yaratılışımızı evrelere ayırmış, ömrümüzü evrelere ayırmış, günlük hayatımızı evrelere ayırmış, bölümlere ayırmış. Bir ayette buyuruyor ki, اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبًا Allah sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğünüzün ardından size kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da sizi yeniden güçsüzleştiren, bakın bölümlerin, yani çocukluk, bebeklik evresi, gençlik evresi, yetişkinlik, her şeye hakim olduğun, en güçlü olduğunu hissettiğin an, daha sonra yeniden sonra ihtiyacınla tekrar beraber, çocukluk geliyor değil mi hocam? Zayıflama, güçsüzleşme. Cenab-ı Allah burada bu zaman içerisindeki insanoğlunun akışından bahsediyor. Yine insanın yaratılışından bahseden ayetlere baktığımız zaman anne karnındaki spermin, onun işte döllenip yumurta olması, et giydirilmesi, ona efendim insan suretinin verilmesi, bu evrelerden, bu aşamalardan bahsediyor. Sonra Cenab-ı Allah bize vermiş olduğu bu zamanın, günün bir anını düşünelim. Günü, 24 saatimizi bölümlere ayırdığını ifade ediyor. Mesela ayet-i kerimede buyuruyor ki فَاقِيمُ الصَّلَاةِ Namaz kılın. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Çünkü namaz insanoğlunun üzerine yazılmış olan vakitleri belli bir ibadettir. Bak, vakitten bahsediyor, zamandan bahsediyor. Beş vakit namaz hayatımızın içerisinde bize zaman taksimini yapmayı, zamanı verimli kullanmayı, zamanı bölümlere ayırarak bu nimeti en güzel şekilde değerlendirmemiz gerektiğine dair ne yapıyor? İşaretlerde bulunuyor. Mübarek mekanlar var, mübarek zamanlar var. Zamanı geri getiremeyiz. 24 saati 25 saat yapamayız. İşte saniyesini hesapladığımızda 86.400 civarında yapması, yanlış hatırlamıyorsam, bu verilen bir saniye bize ömür sermayesinde günlük olarak, bunun biz bir anını geriye alamayız. Ama ne yapabiliriz? Bu zamanı bereketlendirebiliriz biz. Nasıl bereketlendiririz? Örneğin işte Ramazan ayı gelecek. Oradaki Kadir gecesinden bahsederken Cenab-ı Allah, bakın mübarek zaman, bereketli zaman dedim. Bin aydan daha hayırlı diyor, değil mi? 83 seneye mi tekabül ediyor evet, hocam? Ya bir ömre beden. Evet. İşte cuma vakti, Allah nasip ederse yarın cuma namazlarımızı kılacağız. İnşallah. Evimize en yakın camide, yürüme mesafesinde, buradan onu da izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Evet. Kendi seccademizi, maskemizi sosyal mesafe kurallarına uygun olarak evimizde abdestimizi alıp camiye varacağız. Cumamızı eda edeceğiz inşallah. İnşallah. Peki bu cuma vaktinde öyle bereketli bir an var ki, duaların kabul olunduğu icabet vakti var. Bak, zaman bereketlendi. Zamanı kıymetlendirdin sen. Tabii bu Cenab-ı Allah bu zaman taksiminde işte günün arasına beş vakit namazı koyması, haftaya cumayı koyması, yılın içerisine Ramazan ayını koyması, onun öncesine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize gelen veya işte daha sonraki ulemadan bizlere gelen mübarek gecelerin yıl içerisine serpiştirilmesinde Müslümana bir şey söylüyor burada. Zaman kıymetli, bunu değerlendir, bereketlendir. Bak, zaman taksimatını güzel yap. Hayatını planlarken mutlaka bunları mihenk taşı olarak ana merkeze oturttur diye bize bir mesaj veriyor. Allah-u Teala yarattığı her şeye bir zaman takdir etmiş, bir ölçü koymuş. Civcivin yumurtadan çıkmasının günü belli, sayısı belli. Bir ağacın yetişmesinin, bir fidanın yetişmesinin günü belli, saati belli, değil mi? Bak, Cenab-ı Allah her bir şeye ne yapmış? Bir ölçü koymuş. Bir koyunun ne zaman yavrulayacağı belli, ölçü var. Günün ne zaman olacağı belli, gecenin ne kadar olacağı belli, mevsimlerin ne zaman olacağı belli. Cenab-ı Allah ne yapıyor burada? Bize zaman taksimatının, zamanı kaliteli kullanmanın ne kadar önemli olduğunu işaret ediyor.
Kıymetli kardeşim, şunu unutmayalım. Bir insanın ne kadar kaliteli olduğunu ölçmenin yolu aslında zamanını neyle değerlendirdiğine bakmaktan geçiyor. Yani kalite. Çok güzel. Arıyoruz ya hep günümüzde. Evet. Her şeyde kalite arıyoruz. Elektronik eşyalarda aldığımız eşyalarımızda, insanda da kalite arıyoruz değil mi? Bir insan kaliteli mi değil mi? Bence ölçü işte güzel bir ölçüdür. Zamanını neyle değerlendiriyor bu? Yani çok güzel giyinmesi, lüks kaliteli kıyafetler giymesiyle değil. Zamanını nasıl değerlendiriyor? Bu çok güzel bir ölçüdür. Şimdi burada bu zamanın kıymetini anlatan çok güzel bir hikaye var. Onu paylaşmak isterim. Lütfen hocam. Bu teknoloji henüz gelişmeden insanlar yaz sıcağında ferahlasınlar diye yazın o yüksek dağlara çıkıp güneş görmeyen yerlerde buzlar olurmuş. İşte güneş görmüyor. Buz mağaraları. Hatta bizzat benim gördüğüm de vardır mesela. Elazığ'da yüksek bir dağda bir mağara var. Yazın Ağustos sıcağında çıksanız da orası buzluk mağarası. İçeride buzlar var. İnsanlar onu yazın alır gelirler. Şehirde satarlar. İşte ona pekmez katarlar. O sıcaktan bunalan insanlara bir nefes olur. Evet. Bir rahatlama sağlar. Buz satan birisi buzunu satarken şöyle diyor. Sermayesi güneşte eriyip giden şu adama acımaz mısınız? Merhamet etmez misiniz? Buzdan almaz mısınız? Çok enteresan. İyi yakalamış değil yani mi hocam? Sermaye gidiyor. Evet. Yani o çarşıya geldi ya, yüksek dağdan indi, sıcağın alnına geldi. Ne kadar dayanabilir? Tüketmesi lazım. Hemen onu bitirmesi lazım. Ve böyle nida ederek satmaya çalışıyor. Sermayesi güneşin altında eriyip giden şu buzdan almaz mısınız? Bu satıcıya merhamet etmez misiniz? Bir rivayete göre Fahrettin Razi talebeleriyle oradan geçerken bu durumu görünce oturuyor, ellerini başının arasına alıyor. Talebeler diyor ki efendim ne oldu? Diyor ki bu adamın hali var ya bana işte hem Asr suresini hatırlattı hem de ömrümüzün kayıp giden, elimizden akıp giden zamanımızı yeniden hatırlattı. Bak düşünün. Yani ömür de aynen o buz gibi. Eriyor, gidiyor, geri gelme şansı yok. Yarına devretmiyor. Yani bir takım oyunlarda şimdi gençler, çocuklar oyunlar oynuyor ya, puanlar biriktiriyor. O puanlar yarına devrediyor. Bugün harcamıyorsun, yarına devrediyor. Böyle kampanyalar oluyor bazen hayatta. Ama bu kampanya Cenab-ı Allah'ın bize sunmuş olduğu bu imkan çok farklı bir şey. Yarına devretmiyor bu. Ya ben bugün 24 saatin 20 saatini kullanayım, 4 saati de yarın kullanayım. Yarınki günüm 24 değil de 28 saat olsun. Güzel. Böyle bir şansımız yok. O gün bize verilen o hayat içerisinde, o saatler içerisinde biz bunu en iyi, en verimli kullanmak mecburiyetindeyiz. Burada şunu söylemek lazım. Zaman izafidir. Ne demek hocam? Yani bize göre 24 saat olan başkasına göre 25 saat mi? Onu kastetmiyorum. Cenab-ı Allah indindeki zaman ile insanoğlunun hesapladığı zaman birbirinden farklıdır. Nasıl farklıdır? Şöyle farklıdır. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet-i kerime bize bunu anlatıyor, işaret ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahiretten bahsedince inanmayan müşrikler, kafirler Peygamber Efendimiz'e şunu dediler. Ya sen hep azaptan bahsediyorsun. Hadi getir şu azabı da bir görelim. Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Allah işte onlara cevap veriyor. Ve estacilûneke bil azâb. Azabı acele istiyorlar ya. وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ Vaadinden dönmeyen tek Cenab-ı Allah'tır. وَاِنَّ يَوْمَنْ عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ Rabbinin nezdinde bir gün sizin saydığınız bin yıl gibidir. Ha, demek ki Allah katında günlerin, zamanın kavramı, anlayışı farklı. Günümüzde ama dünyadaki zamanı Cenab-ı Allah kendisi yaratmış, dünyayı kendisi yaratmış. Bu zamanı 24 işte saat olarak günü belirlemiş, 12 ay olarak Cenab-ı Allah kendisi takdir etmiş, böyle belirlemiş. Ama Allah katındaki günün hesabı bizim saydıklarımızdan çok çok farklı. Bunu destekleyen başka bir ayet-i kerime var. Mesela ayet-i kerimede Yüce Allah buyuruyor ki تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ Yani melekler ve ruh Cenab-ı Allah'a yükselirler, oruç ederler. Ve ruhu ileyhi fi yevmin kana miqdaruhu 50 elfe sene. Melekler ve ruh
ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Ha, biz anlıyoruz ki bu ayeti kerimeden demek ki bu 24 saat günlük zaman kavramı, senenin 12 ay olması dünyaya mahsus. Cenab-ı Allah'ın hazinesi, evreni, kainatı o kadar geniş ki şimdi insanlık bu Samanyolu galaksisi içerisinde bulunan Ay'da, Mars'ta hayat var mı diye bakıyor, değil mi? Oysa ki bilim şunu da diyor, bu Samanyolu galaksisinin ötesinde de nice alemler, nice dünyalar var. Belki Cenab-ı Allah'ın takdir ettiği farklı yerlerde farklı hayatlar var. Demek ki Cenab-ı Allah'ın zaman için bize takdir ettiği miktar ile kendisi, kendi katındaki zaman kavramı birbirinden farklı şeyler. Bunu ama dünyada da şöyle değerlendirebiliriz biz. Yani izafi dedik ya, şimdi düşünelim. Zaman 24 saat ama bir an aklımıza gelsin. Hastanede en çok sevdiğimiz kimsenin ameliyattan çıkmasını bekliyoruz. Geçer mi hocam? Geçer mi? O an, yani o dakika, 60 dakika, 1 saat olduğunu işte biliyoruz. Ama o dakikalar öyle uzuyor ki. Geçmek bilmiyor bir türlü, değil mi? Orada bekleyen için veya hastalığından işte iyileşmeyi ümit eden birisi için, hele hele şu zor günlerde işte hastane odalarında bekleyenler için zamanın ne kadar kıymetli, ne kadar o zor şartlarda o insanlar için uzadığını zihne, 24 saat 25 saat olmuyor ama ona asırlar gibi geliyor belki, saatler gibi geliyor belki, değil mi? Yaşlandırıyor o kadar az zamanda. Evet. Veya diğer açıdan da düşünebiliriz. Çok sevdiğimiz birisi yanımızda, o kadar keyif alıyoruz ki hiç geçsin istemiyoruz. Ya o kadar çabuk geçiyor ki o anda da tıkır tıkır tıkır. Hep yani öyle olur değil mi hocam? Ne zaman bitti diyorsun, bir saat. Evet. Yani hep öyle olur zaten hayatta da. Yani ne zaman bitti bu süre? Hemen o geliyor aklımıza. İşte insanın zihnindeki algıya göre de zaman demek ki bir işkenlik arz edebiliyor. İzafi demem İzafi buradan. İzafi demeniz buradan. Ama 24 saat yine 24 saat, 12 ay yine 12 ay. Dolayısıyla saniye yine 60 saniye. Burada bir değişiklik yok. Hayata bakışımızla da alakalı demek ki zaman kavramı. Az önce sizin de ifade ettiğiniz güzel bir cümle var. Yani İmam Şafii diyor ki mesela zaman kılıç gibidir. Keser. Evet. Yani ve kestiğini geride bırakır. Daha hiç onu geri getirme şansın yok. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle bu pandemi sürecinde son bir yıldır konuşulan bir hadisi şerifi var. Yine konumuza işaret ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam iki hususun kıymetinin bilinmesini, bilinmediğini ifade ediyor. Ni'metâne meğbûnun fîhima ketîrun minennâs. İki nimet konusunda insanoğlu aldandı. Yani onun kıymetini bilemedi. Ney? Es-sihhatu vel-ferâh. Birincisi sıhhat, sağlık. İkincisi zaman, boş vakit. Boş vakit kavramı enteresan bir kavramdır. Yani Müslümanın boş vakti olur mu? Bir insan vaktini boşa harcar mı? Mesela darb-ı mesel olarak kullanılan, toplumda ifade edilen vakit öldürme. Vakit öldürülebilecek bir şey mi? Niye öldürülsün bu kadar kıymetli bir şey? Aslında farkında olmadan bu kavramlarla bile zamana haksızlık ettiğimizi düşünüyorum. Yani zaman öldürülecek bir şey değil ki. Zaman kıymetlendirilecek bir şey. Zaman değerlendirilmesi gereken bir nimet. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o yüzden bu hadisi şerifi bir kez daha altına çiziyoruz ki ne kadar önemli. İnsan iki nimet konusunda kadrini, kıymetini bilemedi. Aldandı, yanlış yaptı. İdrak edemedi, tam manasıyla değerlendiremedi. Birincisi sağlık nimeti, ikincisi boş vakit nimeti. Yani mesela insan günümüzde baktığımız zaman da şunu görebiliyoruz. Sağlık konusunda veya zaman konusunda bugün sağlık sektörünü ele alalım. Gençlikle ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor. İşte insanoğlu o kaçırdığı zamanı yeniden geriye getirebilmek için belki trilyonlar harcıyor, değil mi? Estetikler yaptırılıyor. Gençlik ilaçları bulunuyor. Güya işte bir takım şeyler yapılıyor. Niye? Yani o kıymetli olmasa niye oraya dönmek isteyelim bir daha? Ama geçen geçmiş, kıymetli şeyler geçmiş. Keşke o anı tekrar yakalayabilse insan. Hep onun peşinden gitmeye çalışıyor. Ama bir hakikat de var. Cenab-ı Allah'ın koyduğu bir sünnetullah da var. Ne yaparsak yapalım ölümden kaçış yok. Yani hayatın, Cenab-ı Allah'ın bize takdir ettiği
o zaman içerisindeki sınırlı vaktin, sınırlı sürenin bir sonun olduğunu bilmemiz gerekiyor kıymetli hocam. Allah razı olsun. Değerli hocam, Rabbimiz insanoğluna lazım gelen bütün konulardan, gerek dolaylı gerekse doğrudan Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. Ezelden ebede kadar lazım olacak insanoğlu için. Yani ne arıyorsa Kur'an-ı Kerim'de bulacağı bir kitabımız var bizim. Evet. Elhamdülillah. Peki hocam, zaman konusunda gidecek olursak, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de zaman hakkında bizlere neler bildiriyor? Ayet-i Kerim'i, zamanla alakalı ayet-i kerimeler nelerdir hocam? Bu konuda biraz değinebilir miyiz? Evet, kıymetli hocam, az önce bir iki ayet-i kerime paylaştık zamanla alakalı ama tabii Kur'an bütün zamanlara hitap eden bir kitap. Cenab-ı Allah'ın kelamı. Ezelden ebede kadar. Ezelden ebede. Hem geçmişten örnekler sunar bize, hem gelecekten bahseder, ahiretten, cennetten, cehennemden veya dünyadaki bir takım gelecek hadiselerden, araştırılmasından, buralardan bahseder. Bir yönü itibariyle zamana hitap eden bir kitap. Zamana hükmetmeyi, zamanı verimli kullanmak için bize işaretler ifade eden bir kitaptan bahsediyoruz, Cenab-ı Allah'ın kitabından. Mesela Yüce Allah buyuruyor ki وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارِ. Geceyi ve gündüzü takdir eden Cenab-ı Allah'tır. Onlara bir kıymet veren, onların kendi yörüngesinde, akışı içerisinde dönüp gitmesini sağlayan, o ölçüyü ona koyan Cenab-ı Allah. اَشْشَمْسُ وَالْغَمَرُ بِحُسْبًا. Güneş ve ay bir hesaba göre dönmektedir, değil mi? Zamanı oluşturan ne dünyada? İşte güneş, kendi güneşin etrafında dönen dünya, dünyanın etrafında dönen ay, kendi etraflarında da dönüyor aynı zamanda ay, dünya. Ve bunlar sayesinde zaman oluşuyor. İşte dünya kendi etrafında dönünce gece gündüz oluşuyor, değil mi? Güneşin etrafında döndüğü zaman mevsimler, aylar oluşuyor. Böylece bu zaman kavramını biz anlamış, algılamış oluyoruz. Cenab-ı Allah diyor ki, sizin o hesap ettiğiniz zamanlar var ya, işte ay diyorsunuz, yıl diyorsunuz, gün diyorsunuz, onlar benim ezeli kudretimle, güneş ve ay, dünya bahsettiğiniz şeyler, benim yaratmam sebebiyle siz bunları hesap edebiliyorsunuz. Zamanı yaratan benim, demek istiyor Cenab-ı Allah ayet-i kerimede. Mesela buyuruyor ki, bir başka ayet-i kerimede, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. Gece ve gündüz sizin için iki işarettir, alamettir, mucizedir. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ. Biz gecenin alameti olan karanlığı, örtüyü kaldırırız, çekip alırız. وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. Gündüzün görmeniz için ve Rabbinizin faziletinizi aramanız için gündüzü ortaya çıkartırız. Gündüzün ayetini, alametini ortaya koyarız. Gece ve gündüzün oluşması Cenab-ı Allah'ın takdiriyle ve bize de bir şey işaret ediyor. Gecenin karanlığından bahsediyor, gündüzün görülmesinden bahsediyor. Bir başka ayette mesela Nebe suresinde وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Gece sizin için bir örtü, dinlenme yeri. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Gündüz de sizin için bir maişet yeri. Aslında hayatımızı da tanzim ediyor, değil mi? Gece dinlenme, gündüz çalışma. Hep öyle deriz ya. Evet. Hatta bilim şunu söylüyor. Tabii zor şartlarda çalışan kardeşlerimize bir şey demiyoruz. İşte bu kurala, evrensel, doğanın kendi içerisinde var olan, Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu bu kanuna uyulmadığı zaman bir takım hastalıklar meydana geliyor. Nedir? Sürekli gece çalışan insanlar. İnsanlarda bir takım sıkıntılar meydana geldiği görülüyor. Çünkü niye? Özü itibariyle gece dinlenme yeri, gündüz çalışma yeri, değil mi? Evet. Bak şu orada sen çünkü doğada var olan kanunlara aykırı bir iş yapıyorsun. Yapmak zorunda olanlar için bir şey diyemiyoruz. Cenab-ı Allah onlara da kolaylıklar ihsan eylesin. Amin. Yine en çok okuduğumuz Yasin suresinde Cenab-ı Allah bu zamanı oluşturan güneş ve ayla alakalı, dünya ile alakalı bir takım hususlara işaret ediyor bize. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَغَرِّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ. Güneş kendisi için belirlenen yörüngede akıp gider. Bu Cenab-ı Allah'ın takdiriyledir. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلِ. Biz aya da menziller takdir ettik. Onun da gidip geleceği
yörüngesini takdir ettik. Hatta adiken urcunil kadim, o da o yörüngesi içerisinde akıp gider ve evreden evreye, yani hilal oluyor, dolunay oluyor değil mi? İlk dördün, son dördün, evet, evreden evreye geçiyor. Bak bunlar hep zamanla alakalı kavramlar. Leşşemsü yenbagî lehâ en tüdürikel kamer. Güneşin, ayın güneşi geçmesi mümkün değil. Yani herkes de Cenab-ı Allah'ın koyduğu o kural neyse ona uymak zorunda. Ya ben önce geleyim, bugün canım sıkıldı, ben biraz hızlı gideyim, yavaş gideyim, yoruldum, böyle bir şey yok. Yani Cenab-ı Allah'ın koyduğu o kural, kanun neyse dünyada, ayda, güneşte, Cenab-ı Allah diyor ki biz onlara bir ölçü takdir ettik, ölçü koyduk. Onların her birisi yörüngelerinde akıp gitmektedirler. Diğerinin de ötekine yetişme gibi bir lüksü yok. Öyle bir lüksü yok. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. Gece de gündüzü geçemez, önüne geçemez. Burada enteresan bir şey daha söylemek lazım. Yani gündüz ve gece ile ilgili ayet-i kerimelerde hep önce gecenin geldiğini görürüz. Burada İslam açısından gün, akşam gün batınca gün biter. Evet. Gün battı, gün bitti, yeni gün başladı. Yeni gün geceyle başlar. Geceyle başlar, bu çok önemli hocam. Şimdi biz bu geceye ne diyoruz? Cuma gecesi diyoruz değil mi? Evet. Yani okuyacağımız Kur'an'ı, yapacağımız duayı bu gecede yapmaya çalışıyoruz. Cuma gecesi dediğimizde kimsenin aklına cumayı cumartesiye bağlayan gece gelmiyor. Bu gece geliyor. Evet. Bak gün burada başladı çünkü. Teravih'e ne zaman başlıyoruz? Yarın oruç tutacaksak bugün teravih kılıyoruz değil mi? Bak işte ayet-i kerimenin işareti. Gün geceyle başlıyor. Burada şu mesaj da var. Yani Cenab-ı Allah'ın yarattığı her bir şeyde nice hikmetler var. Ölümle hayatla alakalı ayet-i kerimede de mesela Allah sizin için ölümü ve hayatı, önce ölüm sonra hayat geliyor, ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel iş yapacağını görmek için, sizi denemek için yarattı. Yoktuk, ölüm halindeydik, Allah bizi getirdi, dünyaya koydu, yine öleceğiz, yeniden dirileceğiz. Yeni bir hayata da işaret var orada. Aynen bunun gibi de işte gündüzün önce gelmesindeki hikmet de bu. Yani zamanı Cenab-ı Allah takdir ediyor. Günü başlattım akşamdan. Şimdi bu zamanı sen bereketlendir. Hocam özür dileyerek. Buyurun. Allah-u Teala'ya insanoğlunun amellerinin arz edildiği vakit ikindiden sonraki vakit miydi? Öyle mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Akşam üzerine doğru. Acaba onun da günün başlamasıyla alakalı bir durum olabilir mi hocam? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda mesela pazartesi, perşembe günleri Cenab-ı Allah'a ameller arz olunur diye gün belirttiği ama vakitle alakalı yok mu hocam? En azından ben şu an hatırlamıyorum ama gün anlamında pazartesi, perşembe günleri insanın amelleri Cenab-ı Allah'a arz olunur. Evet. Ben de oruçlu bir ağızla oruçluyken amellerimin Cenab-ı Allah'a arz olunmasını isterim diye bu günleri oruçlu geçirdiğini biliyoruz biz. Ama geceyi bereketlendirme mesela, şimdi biraz sonra ayet-i kerimelerde yine gelecek bu. Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu her anı, her zamanı kıymetlendirmek aslında insanın elinde olan bir şey. Allah-u Teala, Kur'an-ı Kerim'de yeminler var. Cenab-ı Allah bazen bizzat kendisine, bazen yarattığı şeylere yemin eder. Evet. Yeminden sonra da önemli vurucu bir cümle gelir. Yani yemin edilmesinde iki hikmet vardır. Bir, yemin edilen şeyin kıymetini ifade etme. İki, yeminden sonra söyleyeceği cümle çok çok önemlidir, ona işaret etme. Biz de öyle yaparız değil mi? Yani günlük hayatımızda da insan yalan yere yemin etmemeli. Önemli bir şey olmasa yemin etmez zaten. Ama yemin ettiğimiz zaman neye yemin ediyoruz hocam? Diyor ki mesela çoluğumu çocuğumun üstüne yemin ederim ki. İşte bu ifade ettiğiniz şeyler İslam'a uygun olan evet, anlayışlar değil. Yani evet, bu arada onu da söylemiş olalım. İyi işaret ettiniz hocam. Yemin Allah adına yapılır. Kutsal adına yapılır. Ve bir şeye yemin edilmişse onun şanı, azameti, yüceliğini göstermek içindir. Ve bir şey yapılmak için, yani bir şey söz verilecekse mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Çünkü Allah'ın adı kullanılmıştır. Şimdi Cenab-ı Allah'ın da Kur'an-ı Kerim'de zamana yemin ettiğini görüyoruz. Az önce ifade ettim. Vel asr, zamana yemin olsun. Zaman önemli, kıymetli. Ama oradan sonra gelen cümle de yine zamanın kıymetini ifade eden bir cümle. İnnel insane lefî husr. Muhakkak ki insanoğlu aldandı. Hangi konuda?
o zamanı değerlendirme konusunda aldandı. Hüsrana uğradı, yanlış yaptı. Ama şöyle yaparsa zamanını değerlendirmiş olur, bereketlendirmiş olur. Hüsrandan kurtulur. İllellezine amenu, iman edip ve amilus salihati, salih amel işleyenler, dünyada güzel iş yapanlar, Cenab-ı Allah'ın razı olacağı işleri yapanlar var ya, ve tevasav bil hakkı, birbirlerine hakkı, güzellikleri, iyilikleri tavsiye edenler, ve tevasav bis sabri, sabrı tavsiye edenler var ya, bu hüsrana uğratmaktan kurtulmuş olanlar. Zamanın bizzat kendisine Cenab-ı Allah yemin ediyor. Bu sureyle alakalı İmam Şafii Hazretleri diyor ki mesela, başka ayet gelmese de sadece Asr suresi gelseydi insanlığa yeterdi. Allahu Ekber. Yani pek çok hakikate işaret ettiğini, yani bunun üzerine tefsir kitaplarımıza baktığımızda çok ciddi manada bir külliyatın, bir birikimin olduğunu görüyoruz. Mesela Cenab-ı Allah'ın yemin ettiği özellikle Mekke döneminde nazil olan surelerde zamanı oluşturan birimlere yeminler var. وَالشَّمْسِ وَالْضُحَاهَا, güneşe yemin olsun ve kuşluk vaktine yemin olsun. وَالْفَجْرِ, fecre yemin olsun. وَلَيَالٍ عَشْرٍ, 10 geceye yemin. Bak zamanın birimlerine yeminler hep bunlar değil mi? Niye en küçük birimine de yemin etmiş? Demek ki değerli. وَالْضُحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى, değil mi? Okuduğumuz ayeti kerimeler kuşluk vaktine yemin olsun. Yani bakıyorsunuz Cenab-ı Allah'ın bu zamanın her bir anına yemin etmesi, işte o her bir anın kıymetli olduğunu ifade etmek için değerli kardeşim. Sonra o yeminlerden sonra önemli cümleler geliyor işte. İnnel insane lefî husr mesela, veya işte ne diyor? Kad eflehe men zekkâhe, kendini arındıran kurtuldu gibi. Yani yemin, dikkat edin çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu kıymetli zaman dilimi içerisinde şunu yaparsanız kurtulursunuz, şunu yapanlar hüsrana uğradı gibi yeminden sonra bir cümleyle Cenab-ı Allah bize bir mesaj veriyor, bir uyarı veriyor. Şimdi burada özellikle Mekke döneminde gelen ayetler şunu inşa etmek için var. Bir, tevhid inancını, mümin şuurunu oluşturma. Tevhid inancı ekseninde genelde bir hayat inşa etmeyi hedefliyor. İki, ahlaka dayalı bir toplum inşa etme. Üç, aynı zamanda bununla beraber ahiret inancını oluşturma. Yani bu eksende bunları, peygamber inancını oluşturma. Bunlarda bu Mekke döneminde gelen ayetlerdeki bu vurgular, zamanın her anına, her birine yemin etmiş olması Cenab-ı Allah'ın, demek ki bu hakikatlerin de ne kadar önemli olduğunu, tevhid eksenli bir hayat, ahlakla inşa edilmiş bir toplum, ahiret inancı olan bir inanç sistemi, bir insan, bir toplum inşa etme ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize anlatmış oluyor. Burada şunu da ifade edelim. Mesela Cenab-ı Allah'ın yemin etmiş olduğu bu kavramlardan bahsettik ya. Örneğin Cenab-ı Allah gündüzün aydınlığına yemin ediyor. Gündüzün anlarına yemin ediyor. Kuşluk vakti dedik, işte öğle vakti, gündüzün aydınlığına yemin ediyor. Gündüzün aydınlığına yemin eden ayetler aydınlık bir gelecek için, hayata umutla bakmak için bize aslında bir mesaj veriyor. Hayata tutunmamızı sağlıyor. Sonra tevbe etmek için fırsatların olduğunu, yaptığımız yanlışlardan dönmek için bize yeniden fırsatların verildiğini ifade ediyor. Gündüzle ilgili ayet-i kerimeler, yeminlere baktığımızda. Geceyle ilgili ayet-i kerimelere bakıyoruz. Gecenin de her bir anı için yeminler var. Ötüp, örtüp, bürünen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ifade eden ayet-i kerimede ve diğer ayet-i kerimelerde gecenin insanı örtmesi, karanlığın insanı bürümesi, kuşatması, bunlardan bahsederken de insanın kendi içine dönmesini, bir muhasebe yapması gerektiğini, gündüzün ne kadar meşgalen olursa olsun kendine, Rabbine, ibadetine zaman ayırman gerektiğini Cenab-ı Allah bize hatırlatıyor böylece. Geceye yemin ederek de gecede kendine ayıracağın, ailene ayıracağın, Rabbine ayıracağın vaktin olması gerektiğini bir kez daha hatırlatmış oluyor kıymetli hocam. Evet, Allah razı olsun. Değerli hocam, ayet-i kerimeleri konuştuk. Elhamdülillah. Tabii pek çok ayet-i kerime var. Tabii ama ki. Biraz vakit açısından da evet böyle hocam, bir ne diyelim, bazılarına değinmiş olduk. Allah razı olsun. Hocam şimdi bir de tabii biz Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim ne kadar önemliyse
ona yakın hadis-i şerifler de var. Efendimiz Eyvallah. Sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri, hayatımıza ışık tutan sözleri. Allah-u Teala şefaatine nail eylesin Amin. Cenab-ı Peygamberimizi. Hocam bir de zaman kavramını hadislerden dinleyecek olsak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanla alakalı bizlere neler bildiriyor hocam? Evet kıymetli hocam, şöyle bir cümleyle başlayalım, siz de ifade ettiniz. Kur'an asıldır, Hazreti Peygamber ve hadisleri usuldür, sahabe örnektir. Bu üçünü birbirinden ayıramayız biz. Yani bugün bir takım ekranlarda veya medya vaizlerinin ifade ettiği gibi efendim bunu söyleyerek toplumda gençlik adına büyük bir ne diyelim yara açtığını söylemekte fayda var. Bakıyorsunuz mikrofon uzattığınız herkes ya ben Kur'an'da ne bulduysam onu alırım. Ya bu efendim Kur'an'da yoksa ben bunu kabul etmiyorum diyen evet, çok bir var. Kitle maalesef türedi. Ama Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisi Allah'a ve Resulüne itaat etmeyi, Allah Resulü neyi verdiyse onu alın, ona sımsıkı sarılın ayeti kerimeleri. Bu ayeti kerimeler pek çok, konumuz o değil. O ayrı bir bahis. İnşallah başka konuklar belki bu konuyu işlerler veya nasip olur başka bir zaman işlenir. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim için en güzel örnek. Bize söylemiş olduğu her söz bizim için kıymetli. Başımız gözümüz üzerine, ale ra'si vel ayn. Öyle diyoruz. Yani Hazreti Peygamber'in söylediği her bir şeyde nice hikmetlerin olduğunu gün geçtikçe müşahede ediyoruz. Bizzat ortaya çıkıyor. Az önce okuduğum hadis ni'metani mevbunun fihima ketirun minen nas es-sihhatu vel ferah. Bu pandemi döneminde bu hadisi şerifle beraber yani insan iki nimet konusunda aldandı. Sağlık ve boş vakit bu hadisi şerifle beraber Peygamber Efendimiz'in yemeklerden önce ellerin yıkanması tavsiyesi. Bakınız yani Hazreti Peygamber'in hikmetlerinden bahsediyoruz ya. Karantina uygulamalarındaki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bulaşıcı hastalıklarla ilgili uyguladığı karantina. Buna dair bir sürü hakikati bütün dünyanın gündemine geldi değil mi? Evet. Dolayısıyla biz Hazreti Peygamber'in her bir sözünde hikmet aramaya devam edeceğiz. Kim ne söylüyorsa söylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanı bereketlendirme konusunda da bize işaretlerde bulunuyor. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah şöyle buyurdu. Ademoğlu zamana söver. Halbuki zamanı var eden benim buyurdu Cenab-ı Allah. Gece gündüz benim elimdedir. Şimdi okuduğumuz ayetlerden zaten dünyadaki zamanın sahibinin kim olduğunu anladık. Cenab-ı Allah değil mi? Niye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi şerifiyle hem bize hem günümüze hem o dönemdeki bir takım inansızların zamanla ilgili söylediği sözlere hem de gelecekte zamana küfredenlere bir şey söylüyor burada. Uyarı değil mi? Bu uyarı var. Mesela o dönem ne vardı? Bir kısım insanlar şöyle diyordu Kur'an-ı Kerim'de ayetle sabit. Biz zamana inanırız. Zaman bizi var etti. Nemutu ve nehya. Biz zamanın ötesinde bir şey tanımayız. Bizi de ancak zaman helak eder. Yani sizin söylediğiniz gibi bir yüce varlık öyle bir şeye inanmıyoruz biz. Zaman bizi var etti. Dehriyun felsefesi, zamana inanan materyalist felsefe bir yönü itibariyle de o dönemde var bu. Ne diyor? Zaman bizi var etti, zaman bizi yok edecek. Ama Cenab-ı Allah diyor ki zamanı yaratan benim, zaman benim elimde. Zamana sövmeyiniz. Buradan günümüzde de şöyle bir atıfta bulunuyoruz. Günümüzde bazı insanlar şu cümleleri kuruyorlar. Ya bu zamanda mı dünyaya gelinirdi canım? Ya, bu cümleyi çok duyarız değil mi? Yani en şanssız dönemde dünyaya gelmişiz ya. Şu 2020 yılına bir bak arkadaş. Depremler, felaketler, seller, efendim yangınlar, hastalıklar, salgınlar. Ya başka zaman mı bulamadık? Peki değerli kardeşim. Ne zaman dünyaya gelmek istiyordun soruyorum bazen. Keşke diyor sahabe döneminde olsaydım. Tamam sahabe döneminde Cenab-ı Allah senin orada olmanı takdir edebilirdi ama burada olmanı takdir etmiş. Ama şöyle bir yolculuk yapalım. Sahabe dönemindeyiz. Hazreti Ebu Bekir olmak hoşuna gidiyor. Duyunca tüylerin diken diken oluyor. Hazreti Ömer deyince keşke diyorsun. Musab bin Umeyr deyince ya ne güzel gençmiş ya. İşte bunların arasında olmak lazımdı cümlelerini. Hayallerini, arzularını dile getiriyorsun. Ama karşı tarafta olmak da var Allah muhafaza. Ebu Cehil, Ebu Leheb olmak.
Yani öbür tarafta olmanın bedelini üstlenebiliyor musun? Veya şunu söyleyelim. Sen Hazreti Ebu Bekir gibi malının tamamını verebiliyor musun? Sen Musab bin Ümeyr gibi bütün anandan ya bütün sevdiklerinden dünyalık adına her şeyden vazgeçip de Allah Resulüne gönlünü verebilecek misin? Verebiliyorsan sen bu dönemde Musab olursun. Bu dönemin Ebu Bekir'i olursun. Bu dönemin Ömer'i olursun adaletinle. Değil mi? Yani nimetin olumlu tarafına bakıp ben de keşke böyle olsaydım demek varken sana verilen nimetleri de en güzel şekilde değerlendirildiğinde sen de bu dönemin sahabesinde bir ahlak anlayışıyla bir hayat sürebilirsin. Bu senin elinde olan bir şey. Yani aslında mesele sahabi efendilerimizin yaşadığı zamanda yaşamaktan ziyade onların zamanında yaşamayı hayal ettiğimiz efendim düşüncelerimizi bu zamanda da hayata tatbik edebilmektir değil mi hocam? Aynen öyle. Yani o değerleri getir buradaki hayatına yansıt. Evet. Buna bir engel mi var? Sadece sahabi efendilerimiz geride kaldı. Ama o yaşantıyı bu zamana taşıyabilirsin. İslam'ın ahlaki prensipleri ortada. Kur'an ortada. Sünnet ortada. Onların yaptıkları ortada. Senin yapacakların da belli. Öyleyse sen de bu dönemde sahabe gibi bir hayat yaşayabilirsin. Yani fetihleri, cihatları o dönem düşünüyorsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu zorlukları düşünüyorsun. Ya hocam 2020 çok zor geçti. Ya o dönem kolay mıydı? Sıcağın alnında işte o Arabistan çölünü düşünelim 40 derece 50 derecede Hazreti Peygamber'in bir emriyle kalkıyorsun. Yeni evlenmişsin bile ertesi gün sabahtan kalkıyorsun cihada gidiyorsun Allah için. Hadi gidebiliyor musun? Gidebilir miydin? Vazgeçebilir misin? Dünyalık adına her şeyden veya bir ayeti kerime geliyor. Allah gerçekten sevdiğiniz şeylerden Allah için infak etmedikçe iyi mümin olamazsınız. En çok sevdiği tarlasını, hurma bahçesini bağışlayıveriyor. Hadi kardeşim, ayet orada duruyor. En çok sevdiğin fındık bahçeni, ya Karadeniz'deyiz ya burada hadi diyelim. Veya en çok sevdiğini Allah için yine bağışla. Engel olan mı var sana? Dolayısıyla burada bu şeytanın aldatmaca ve kandırmacasına uymamak gerekiyor. Yani şu, ya bu zamanda mı dünyaya gelinirdi? Bu bir yönü itibariyle zamanı kıymetlendirememek demektir. İşte ne zaman olmak istersin? En ihtişamlı zamanlarımız Osmanlı dönemi, ya İslam medeniyeti adına da gerçekten bir medeniyet zirvesi. Hani akla geliyor, keşke Yavuz Sultan Selim döneminde olsaydım, keşke Fatih döneminde. Bunlar kulağımıza hoş gelen güzel cümleler. Bunu arzu etmek de güzel bir şey ama kardeşim bugün de şartlar devam ediyor. İyi niyetimizle, ahlak anlayışımızla, İslam'ın hayatımıza soktuğu ahlaki prensiplerimizle bizler bugünün örnek Müslümanları olmak zorundayız. Bunun için bir engel yok ki. İmtihanlar her dönem farklı farklı. Varlıkla, yoklukla. Sen bu imtihanı kazandığın müddetçe sahabe ahlakını kendi hayatına yansıtıyorsun demektir. İşte bu zamana sövmeyin hadisi şerifinden hareketle bunlar birden hatırıma geldi. Paylaşmakta fayda var diye düşündüm. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bir başka hadisinde bunu da ifade edeyim müsaadenizle. Buyurun hocam ne demek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bu çok bildiğimiz bir hadis-i şerif ama zaman açısından bunu düşünmek bir kere daha önem arz etti. Kıyamet günü dört şeyden sual edilmedikçe kulun ayakları Rabbinin huzurundan ayrılmaz. Dört şeyden hesaba çekilecek insanoğlu. Bakın zamanı bereketlendirme, zamanı verimli kullanma ile alakalı. Ömrünü nerede harcadığından. Allah sana bir ömür vermiş. 60 sene, 70 sene. Ne kadarsa az çok. Ama bu ömrü ne yaptığının hesabını vereceksin. Bu zamanın bir hesabı var. Hani zaman hem nimet hem emanet dedi ki emaneti zayi mi ettin kardeşim? Başka? Ne amelde bulunduğunda yani bu ömür içerisinde senin salih amellerin var mı? İyiliklerin, güzelliklerin, hasenatların, sevapların var mı? Yoksa hep kötülüklerle mi dolu? Allah muhafaza günahlarla mı dolu? Bu nerede ne amel yaptığını mutlaka hesabını vereceksin. Malını nerede kazandığından ve nereye harcadığından bir bir hesaba çekileceksin. Mal konusunda da hesaba çekileceksin. Vücudunu, şu bedenini nerede çürüttüğünden hesaba çekileceksin. Bunların hesabı bu zaman içerisinde olacak.
Yani biz bu hesabı kolay verebilmemiz için Allah'ın yaratmış olduğu, bize verdiği bu ömrü bereketlendireceğiz, kıymetlendireceğiz, güzelliklerle donatacağız ki öbür tarafta bu sualleri, hesap kolay olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi şerifi de manidar, ömürle alakalı. Cenab-ı Allah'ın diyor bir insana 60 yaşına kadar uzattığı, ömür verdiği bir kimsenin öbür tarafta bir mazereti kalmamıştır artık. Yani ya Resulallah şöyle diyelim veya Cenab-ı Allah'a hitaben, ya Rabbi ben duymamıştım. Ömrüm azdı ya, ben 10 sene yaşadım, 20 sene yaşadım. Ama bir insan diyor 60 yaşına kadar bir ömür verilmişse bunun bir mazereti kalmamıştır. Bahane daha aramasın yani. Ya mazeret aramasın. Mutlaka hesabını verecek. Şimdi bütün başarıların altında zaman var aziz kardeşim. Zamana kayıtsız hiçbir başarı yok. Şöyle bir şey yapalım, bir dönüş yapalım. Dünyaya şöyle bir bakalım. Gelişmiş ülkelerin gelişmiş olmasının sebebi ne? Çok köklü eski tarihi kökenlerinin olması mı? 2000 yıllık, 3000 yıllık geçmişi olan devletlerin bugün gelişmiş ülke olmadığını görüyoruz. Yeraltı kaynakları mı? Yeraltı kaynaklarının en çok olduğu ülkelerin bugün durumları ortada. Afrika'yı örnek verelim. Evet hocam. Peki ne? Ya bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ne buradaki esas şey? Zamanı verimli kullanan, zamanını en güzel şekilde planlayan insanların veya devletlerin en başarılı olduklarını görüyoruz. Ecdat da böyleydi, başarılı oldu. Ashab böyleydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaman planlamayı öğretti. Sahabe zamanını bereketlendirdi, verimli hale getirdi. Asr-ı saadet inşa edildi. Ecdadımız zamanını verimli kullandı, zamanı okudu, zamanı anladı, zamanın şartlarına göre hareket etti, zamanını iyi planladı ve örnek bir medeniyet inşa etti, sundu. Bugün bizler de, hele hele İslam dünyası, zaman konusunda maalesef çok iyi olmadığımızı söylemek gerekiyor. Ben yurt dışında görev yaptım aziz kardeşim, bir hatıra paylaşayım. Hani biz zaman zaman eleştiririz ya, şimdi kuracağım cümlelerden şöyle de anlaşılmasın. Hocam işte ecnebiyi niye övüyorsun falan. Ama Peygamberimiz diyor ki ilim Çin'de de olsa gidip alın. Evet. Oraya işaret ediyor değil mi? Güzellik varsa, insanlığa faydalı bir şey varsa onu almak lazım. Sabah namazına ben camiye giderken bakardım. O birinci kattaki oturanların böyle, onların perdeleri de açık olur. Ben sabah namazına giderken o Avrupa'daki kardeşlerimiz aynı zamanda işte gayrimüslim olan orada yaşayan insanlar ne yapmışlar? Erkenden kalkmışlar. Ya kitaplarını okuyorlar, ya gazetelerini okuyorlar, ya sokakta sporlarını yapıyorlar, ya sabahın 6 ve 7'si arasında yüzmeye gidiyor. Zamanı planlamaya bak. O kadar planlı yaşıyor ki, o kadar sistemli yaşıyor ki saat sporunu yapıyor, kahvaltısını yapıyor, saat 8'de işinin başında çakı gibi. Randevu. Orada görev yaparken işte yetkililerle bir randevu yaptık. 12 çeyrek geçe randevu verdi bize. 15 dakika. 15 dakikamız dolunca gittik, görüştük tam vaktinde. Afs bırak, iz afs bırak derler. Randevu randevudur. Vaktinde geleceksin. Bir dakika geç olmaz. Zamanında geleceksin. Defter tutma, ajanda tutma, zamanı planlama. 2 ay sonrasında randevu. Bunlar hep orada gördüğümüz o insanların zaman planlamadaki örnekleri. 2 ay sonra 3'ü çeyrek geçe. Hatta 17 geçe. Yani niye çeyrek geçe değil? 10 olsa bu, 3 olsa. Zaman bilincini öğretiyor insanlara. Tren istasyonlarında trenin kalkacağı saatte hep böyle küsuratlar vardır. 2 değildir. Bizde genelde saat başı olur, hadi buçuk olur, çeyrek geçe. Öyle değildir. 37 geçe trenin kalkış saati. Niye böyle diye sorduğumuzda insanlara zaman bilincini öğretmek için böyle yapıyoruz demişlerdi. Çok dikkatimi çekmişti. Enteresan bir şeydi. Bizde randevular nasıl olur? Ne zaman görüşelim? Yarın görüşelim. Yarın 24 saat. Evet. Öğleden sonra görüşelim. Öğleden sonra 12 saat. Bir sınır, net bir şey olması lazım değil mi? Bizdeki en önemli sorunlardan bir tanesi bu. Zamanı verimli, etkin, aktif kullanamama. Öğle namazından sonra işte saat efendim 1'de şurada buluşalım. Net olmalı. İnsan kendini ona göre hazırlamalı. Randevu veren randevusuna sadık olmalı. Çünkü bu kıymetli arkadaş. Senin de ihtiyacın var buna, benim de ihtiyacım var.
İnsanların vaktini heba etmeye gerek yok. Tabii zamanımız, dönemimiz hız çağı, haz çağı. Yani bu dönemde zamanı kontrol edebilmenin bir takım zorlukları elbette ki var. Zaman o kadar çabuk akıyor ki farkında olmadan 24 saati yetiremediğimizden şikayet ediyoruz değil mi? Hocam niye zaman yetmiyor ya? Eskisinden belki daha az çalışıyoruz ama hiç bakıyoruz, hiç anlamıyoruz. Sabah ne zaman oldu, akşam ne zaman oldu? Meşgul eden çok şey var. Dışarıdan etki çok fazla. Dijital bir ortamda hayatımızın her bir tarafından artık teknoloji hayatımıza müdahale ediyor farkında olmadan. Evlerimizin içerisinde, hatta her bir odamızda evlerimizi korumak için çektiğimiz perdeler artık evimizi korumak için yetmiyor. Yeniden camlar var, farklı camlar var. Evet. Onlara yeni perdeler üretmek lazım artık. Müslüman bu zaman bilincini inşallah oturttuğunda, oturttuğu zaman, zamanı verimli kullanmayı öğrendiği zaman çok daha başarılı. Hem yaşamış olduğu bu ömrün hesabını verip hem de Müslüman sadece bu dünya için değil ki. Buradan sonraki bir hayata talip olan bir insan. Sen ebedi bir hayata talipsin. Burayı verimli kullanacaksın ki öbür taraftaki ebedi hayatı hak edebilesin, kazanabilesin. Burayı verimli değerlendirenler öbür tarafta işte o Cenab-ı Allah'ın bize müjde olarak bahsettiği cennete varis olacak olanlar onlar. İman, ameli salih, Asr suresine yeniden buradan dönmüş olduk. Hakkı sabrı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden insanlar. İşte siz hüsrandan kurtuldunuz. Zamanınızı bereketlendirdiniz. İnşallah onların arasında olmayı arzu ediyoruz. Zamanı bereketli, verimli kullanma noktasında. Hocam, vaktimizin sonuna geldik. Fakat benim bugünden beri düşündüğüm çok güzel bir soru vardı. ama ona geçemiyoruz maalesef. Sizden şimdi söz alacağım. Eğer söz verirseniz en yakın zamanda bir program daha yapacağız. İnşallah sizin anlatımınızla. Çünkü vaktimiz bitti. Demek ki biz de zamanı verimli kullanamadık hocam. Estağfurullah. Çok verimli kullandık. Demek ki sorularımız mı fazlaydı hocam? Biraz veya öyle... bizim artık söyleyeceğimiz şeyler. Allah razı olsun. Keserek konuştunuz ama yine de yetmedi hocam. Hatta belki izleyenlerimiz merak edebilir. Zaman ve iman arasındaki bağı soracaktım çok ben size. Çok önemli bir konuydu aslında. Ona değinebilseydik keşke ama artık vaktimiz bittiğince inşallah, başka bir sefere. İnşallah bir dahaki programda. Hocam son olarak söylemek istedikleriniz. Kıymetli hocam, geçen sene bu vakitler evimize bir takvim astık. 365 günü gösteren ve ondan her bir gün bir yaprak kopardık ve bugün son yaprağı koparttık. Yarın yeni bir takvim asacağız. Evet. Hep bunlar zamanla alakalı. Yılın son günü bugün, yarın miladi olarak yeni bir güne başlayacağız. Burada şu muhasebeyi yapmak gerekiyor. Herkes yıl sonunda esnaf, işçi, herkes devlet daireleri ya benim bir yıllık giderim gelirim nedir diye bir bakıyor, muhasebesini yapıyor. Bizler de işte bu şekilde geçirdiğimiz bu zamanı nasıl değerlendirdik? Neler yaptık? Neler yapıyoruz? Yaptığımız şeyler uğrunda mücadele etmeye değen şeyler miydi? Bu emek harcayıp bir sürü gayret gösterip bir sürü çabayla mücadeleyle yaptığımız şey bize sevap kazandırdı mı? Allah indinde bu iş makbul mü değil mi? İnsanlar nazarında kıymetli mi değil mi? Bunun muhasebesini ciddi manada yapmak gerekiyor. Cenab-ı Allah geçirdiğimiz günlerimizden çok daha hayırlı günleri bizlere nasip eylesin. Amin. En kısa zamanda ülkemizi, bütün insanlığı, İslam alemini, ümmeti Muhammed'i hastalıktan, şu bütün dünyayı saran hastalıktan bir an önce kurtarsın inşallah. Hasta kardeşlerimiz varsa onlara Rabbim şifalar ihsan eylesin. Vefat edenlere Yüce Rabbim rahmet eylesin. Yeni yılımız hep beraber hayırlı, mübarek, daha nice güzelliklere vesile olsun diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Allah razı olsun. Değerli hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. Cenab-ı Hak ilminizi daim eylesin. Evet. İnsanlara faydalı olabilmeyi bir ömür nasip eylesin inşallah. Ayaklarınıza sağlık tekrardan. İnşallah bir başka programda sözünü alalım hocam. Eyvallah, olur inşallah. İnşallah değerli anlatımlarınızı bir sefer daha, hatta daha fazla programımızda dinlemeyi arzu ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Tekrar evet, teşekkür ediyoruz. Evet değerli kardeşlerim, hocamızın da müsaadesiyle programı ufak bir anekdot, ufak bir kısayla bitirmek istiyorum hocam müsaadenizle. Hocam bugün zamandan bahsetti. Allah razı olsun, bakın vaktimiz yetmedi. Bir saat, diğer programlardan daha fazla program yaptık bugün. Bir saat zamanı anlattı hocamız. Zamanın ne denli bir bereketlendirilebileceğini, efendim kimisinin zamanını nasıl öldürdüğünü, nasıl heba ettiğini, maleyani işlerle.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hazreti Ömer Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir Efendimizin evlatları oynarlarken Hazreti Ebu Bekir'in oğlu diyor ki radıyallahu anh Hazreti Ömer'in oğluna, ey uzun emellinin oğlu diyor. Devamını kuruyor cümlenin. Sonra Hazreti Ömer'in oğlu eve gittiği zaman bunu babasına söylüyor. Diyor ki Hazreti Ebu Bekir'in oğlu bana dedi ki uzun, ey uzun emellinin oğlu. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki ona kendi kendine, bu bir çocuk lafı olamaz. Bu demek ki Hazreti Ebu Bekir'in evinde konuşuluyor ki bu çocuk oradan duydu ve benim oğluma söyledi. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidiyorlar. Hazreti Ebu Bekir'i alıp Efendimizin yanına gidiyorlar. Diyorlar ki Hazreti Ömer Efendimiz, ya Resulallah, çocuklar sokakta oynarlarken ey uzun emellinin oğlu demiş Hazreti Ebu Bekir'in oğlu benim oğluma. Acaba diyor ben dünyayı çok mu tamah ediyorum gibisinden söylüyor Efendimiz'e. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönüp Hazreti Ömer'e diyor ki, ya Ömer, ölümü ne kadar düşünüyorsun? Hazreti Ömer diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulallah, akşam yattığım zaman sabaha çıkabilecek miyim? Sabah kalktığım zaman da akşama ulaşabilecek miyim acaba diye düşünüyorum diyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e dönüyor. Diyor ki, ya Ebu Bekir, sen ölümü ne kadar düşünüyorsun? Ebu Bekir Efendimiz şöyle cevap veriyor. Ya Resulallah, nefes aldığım zaman verebilecek miyim diye, nefesi verdiğim zaman da alabilecek miyim diye düşünüyorum diyor. Şimdi hocamız çok güzel anlattı. Zaman, ne nefes aldığımız zaman vereceğimizin garantisi var, ne vereceğimiz nefesi geri alacağımızın garantisi var. Bize düşen bu zamanı en güzel şekilde, belki her nefesimizi son nefesimiz gibi değerlendirebilmeyi, belki her namazımızı son namazımız gibi kılabilmeyi Cenab-ı Hak bize nasip eylesin. Bu akşam miladi bir yılın sonundayız. Yarın Allah nasip ederse tekrar hocamızın dediği gibi takvimlerimiz Ocak 1'i gösterecek. Belki biz göreceğiz, belki göremeyeceğiz. Fakat küçücük bir hatırlatma. Değerli kardeşlerim, bu akşam belki anneler, babalar, ebeveynler saat 12'ye yaklaştığı zaman 3, 2, 1 diye geri sayım yaparak belki havaya zıplayacaklar. Belki evlatlarınıza bu akşam Noel Baba'yı, efendim onun hayali hediyeler getirebileceğini anlatacaksınız. Ama Allah rızası için bunları evlatlarınıza anlatırken bizim ecdadımızdan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki o gönlü güzel insanların kapıları çalıp içeride bir aç var mı? Efendim oradaki insanların gönüllerine nasıl girebiliriz diyen sahabi efendilerimizi de anlatmayı unutmayın. Üstad Arif Nihat Asya buyuruyor ya, bize bir nazar oldu. Cumamız pazar oldu. Bize ne olduysa hep azar azar oldu. Yani değerli kardeşlerim, aslına bakarsanız Müslüman için yılın başı ya da yılın sonu önemli değildir. Müslüman için yolun sonu önemlidir. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.